Selam aleyküm arkadaşlar. Osmaniye Hasanbeyli Yanık Kışla köyündeyiz. Burada dikim, tepe düşürme, teke düşürme işlemlerini yaptığımız Çetner Ceviz bahçesindeyiz, 10 dekarlık. Maşallah fidanlarımızın %50'si, %60'ı taşlandıracak düzeye geldi. Şöyle bakın, elimin uzandığı yer 2.20. 2.20 seviyelerine geldi. Bunları inşallah seneye taşlandıracağız. Arada büyümeyenler de var. %30, %40'ı şöyle aşağılara doğru bu kısımlarda büyümeyenler de var. Ama dikim yılı 2 metreleri aşan fidanlarımız da oldu. Şöyle yukarı doğru da göstereyim. Şu kısımlarda da var. Şunlar aşağı doğru. Bu kısımlarda da var. Burası Mehmet Bey'in bahçesi. Kendisi de şu anda kazıklar düzeltiyor. Şöyle gösterelim. Bahçe bu şekilde arkadaşlar. Dikim yılı hedefimiz fidanları kurutmamak. Kurumadıysa şu bile bizim için. Şu gördüğünüz yarım metre fidan bile başarı. Ama bu bahçede maşallah bu Hasanbeyli cevizcilik açısından önemli bir yer. Burada suyunuz varsa cevizler çok rahat, çok güzel bir şekilde büyüyor. Burada da gösterelim. Arkadaşlar kazıkları düzeltiyoruz. Bu piyasada da satılan kazık çakma aparatı. Bunu Mehmet Bey kendisi kaynatmış, yapmış. Şöyle bize de bir göstersin nasıl oluyor. Görmüş olalım. Bakın birkaç tane, 2-3 tane vurduğunuzda tek kişi bir kazığı rahat bir şekilde çakabiliyor. Aşağıya da bakın. Nereden baksak 40-50 santime yakın. 2 metre bu kazık. Vurduğunuzda 40-50 santim giriyor. Evet. Yani çok güzel. Aparatı da tekrar göstermiş olalım. Şöyle bir aparat. Ortası boş. Öyle takılıyor ve çakılıyor. Güzel bir aparat. Bahçede maşallah güzel. Ben en son teke düşürmüştük. En son çektiğimiz videoları. Ondan bu yana artık teke düşürdüğümüzde zannediyorum 20-30 santimdi değil mi Mehmet Bey? Yani şu anda bu fidan 2 metre. Hepsi öyle değil. Ama benim görebildiğim 150-160 civarı bu şekilde. Ben 1.90'ım işte. Evet. Şöyle gösterelim. Boyunuza göre 1.92-2.12-20 o civarda. O civarda net tabi metre ölçebiliriz. Nasıl sezon nasıl geçti Mehmet Bey? Otlarla mücadele. Otlarla mücadele daha bile yapmıyoruz yani. Yıldık. Ama iyiydi. Ama yok yani şu anda şeyi şöyle bahçeyi gösterdiğimizde fidanı boğan, fidanı bastıran bir ot yok ortada. Evet. Evet. Şeyde ayrık ve kanyaş için ilaç da kullandınız. Aynen. Onun büyük faydası oldu mu? Büyük faydası oldu. Evet. Direkt. Yani yoksa çekmekle insanı telef ediyor. Bir hafta sonra yine aynı zaten. Zaten hala mesela şöyle göstereyim. Evet. Ayrık zaten. Evet. Diğerlerinin başında hepsi kurudur. Şu kısım da ayrık. Şu yoğun olan kısım da. Ayrık. Evet. Biz diplerini hep yaptık. Her tarafı yapmadık. Ona rağmen. Kuruttu, temizledi. Güzel oldu. Evet. Değil mi? Süper galanda evet ilacın ismi. Olmasın da süper galanda. Yani olsa da yani en iyi ilaç o. Diğerleri onun muadili oluyor artık. Yani bunda şey yok. Saklanacak, gizlenecek bir şey yok. Ayrık ve kanyaş için ince yapraklı dediğimiz diken yapraklılar için ceviz geniş yaprak olduğu için cevize bir zararı yok. Süper galant gerçekten iyi bir etki yapıyor. Fidanlar nasıl oldu? Fidanların büyümesi, gelişmesi, otlardan bahsettik. Fidanlar bizim efsanemiz. Beraber dikilen 4-5 tane bahçe var. Evet. 4-5 tane bahçenin içinde bu farklı yani. Diğerleri hep küçük küçük kaldı. Yani 20-30 santim sürgün ya vermiştir ya vermemiştir. Yani onların en büyüğü bizim en küçük kadar. Evet. Şu anda. Yani şöyle gösterelim. Şu kısımdaki küçükler yine. Yani bizim en küçük kadar şu an onların şeyi. Bunlar maşallah iyi gittiler. Evet. O da yani daha tüm depremden dolayı bakımını yapamadık yani. Diğer işlerimizden tabii. Dolayı pek depremden zaten gece gündüz 7-24 tabii. Çalışıyorsunuz, uğraşıyorsunuz. 24 saat telekomünikasyon sektörü olunca evet. Başka bir şeye bakamadık. Ona rağmen suyunu işte verdik. Suyu evet. Düzenli olarak haftada 2 defa aldı. Yani. Vitaminlerini şeyi aldı, gübresini aldı.
Onlarla beraber işte şimdilik bu hale geldi. İnşallah seneye daha güzel bir fırsat olur, bakabilirsek. Tamam. Ya benim gördüğüm 150-160 seviyesinde inşallah seneye taşlanacak. İnşallah. Yani bir an önce taşlandırıp bir an önce verime getirmemiz lazım. Temel amacımız bu. Yani verim, bir an önce verime getiremezsek süre uzadıkça insanlar yılıyor, bıkıyor. Hepimiz öyleyiz. Yani bir an önce o süreyi kısaltmaya bakmamız gerekiyor. Sizin için de öyle olacak. Aradan 3 sene, 5 sene geçtiği zaman bakıyoruz meyve yok, ağaç büyümüyor gibi bir psikoloji tabii oluştuğu zaman insan yılmaya başlar. Tabii. Emek var, karşılığını görmek istiyor. Tabii o psikolojiden kurtulmak lazım. Yüksel işte Mustafa Bey'e ilk görüştüğümüzde işte dikim için leonardit kullanılacak, işte şu kullanılacak, yüzey toprağı alınacak. Bizim bayağı elimizde bir matematik notu gibi şey vardı. Biz çalışırken köylü de bize gülüyordu. Evet. Ne yapıyorsunuz siz? Eski köye yeni adet mi getiriyorsunuz diye. Sonra, yani sanki define kazıyor gibi 3'e 3, 2'ye 2, 3'e 3. Derinlikler en az zaten 2 metreden aşağı sonra. Evet. Biz bunu yaptık. Sonra işte fidanlarımızın yedekleri vardı. Yedekleri de kurmasın diye kenara. İcabeten kenara bir toprağa gömdük. Evet. Şimdi ilk başta fidanlarla yedekler aynı anda aynı kalkındılar. Evet. Aynı anda başladılar. Şimdi o zaman bizim de kafa karıştı. Dedik ya bu köylü acaba doğru söylüyordu. Tamam biz mi yanlış yaptık? Bir ton uğraştık, bir ton eve gittik diye. Ama öyle olmuyor. Bir ay, bir buçuk ay sonra o şeyler normal usul, ata dede zamanı, ata dede usulü diktikleriniz yerinde saymaya başlıyor. Usulü işte bu şekle getirip de işte leonardit'ini vesairesini, solucan gübresini karıştırıp diktiklerimiz direkt boy vermeye başladı. Şu anda bazıları hatta 3 metreye yakın oldu. Evet. Bazıları 2,5'un üstünde işte en küçüğü dediğimizin de sürgünü 70-80 santim civarında. Evet. Ama o yedekler mesela, yedeklere hiçbir şey yapmadık. Onlara sadece su veriyoruz ölmesin diye. İşte burada kullanacağız diye. O arkadaşlar hiç büyümedi. Yani onların en uzunu sürgünü bir karıştan belki biraz daha fazla yani. Öyle kaldı onlar. Evet. Siz gene de usule dikkat edin ya. Yani. Faydası oluyormuş yani. Yani ilk etapta bu kadar emek, bu kadar masraf, boşuna mı diye düşünüyorsunuz ama abi, daha bu, şimdi şu fidanı gösterelim şöyle dipten başa. Şimdi 2 metreyi aşmış bir fidan. Bu daha ilk etapta gördüğünüz bu. İlerleyen yıllarda bu kazık kök dibe kadar gidecek, gidebildiği kadar. Artık gidemez olduğunda sağa sola açılacak. Sağa sola açılana kadar iyice kökü yoğunlaştırıp sizin verdiğiniz o solucan gübresidir, leonardit değil mi? Bunun için mama gibi oluyor. Bu daha bebek. 4-5 yaşına geldiğinde artık yetişkin hale gelecek. O dönemde bu yaptığınız işlemlerin bir de yani köke yaptığınız işlemi bir daha yapamıyorsunuz. Tekrar yok. Faydasını ürün olarak göreceksiniz. Burası zaten iklim olarak, coğrafya olarak belki Türkiye'deki benim görebildiğim Bahçe olsun, Hasanbeyli olsun nadir bölgelerden bir Denizli İnceler Pırmar mevkii var. Orada ceviz için çok müsait bir yer. Bir de burası. Su da burada orada su her yerde çıkıyor ama burada suyunuz varsa şu gördüğünüz alanların tamamına ceviz yapılabilir. Bu Türkiye'de cevizin yetişebileceği nadir bir bölge burası. Ondan da bahsetmiş olurum. İnşallah ilerleyen yıllarda yan dal verip ürün de almaya başladığınızda tamam ya iyi ki böyle yapmışız diyeceksiniz. Ama o şeye herkes dikkat etsin. Yani toprak önce toprağı halledelim. Tabii. Sonra fidan vesaire onlar gerçekten sonradan değiştirilebilir şeyler ama yani şuraya bir daha makine sokma şansınız yok. Tabii. Burada mesela paletli çalıştı. İki tane paletli çalıştı. Biri kırıcılı, biri eşme şeklinde. Biri kırdı. Yani biz bir de şey yapmadık. Yani ya bu kadar oluyormuş. Yarım metre, bir metre oluyormuş demedik yani. Kırıcıyı çalıştırdık. Hepsinde 2,5'u bulduk. Evet. Bulduk. Çok nadirattan birkaçında 1.80, 1.70 falan olan yer var. O çoğu yerde 1.5 yeşen yok. Neredeyse. Yani onun dışında hepsinde bulduk. Ya bunun faydasını görüyorsunuz. Şimdiden görmeye başladık. İleride de zaten görülecek çünkü. Bu konuya da mesela bazı, ben daha önce akıllı danışmıştım. Birçok kişiyle görüşmüştük. Bazıları mesela gereksiz diyor. Evet. İşte ceviz yüzeyden besleniyor. 15-20 santimden fazlasına gerek yok falan diyor ama öyle değil. Yani canlı kanlı bu bahçeyi, tabii, burası Yanıkışla köyünde, Hasanbeyli'ye bağlı. Yani fırsatı olan varsa da gelsin görsün bahçeyi. Bekleriz. Tabii inşallah bekleriz. Niyeti olan varsa bu işleri yapmaya. Evet. Yani öyle olmuyormuş. Gerçekten şimdi, olmuyormuş. Fiili gözle gördüğü şekilde bu da yani. Evet. Balıkesir Manyas'taydı. Orada Volkan Bey var. Evet. Onun
ilk dikerken eşinin arkadaşı üniversitede profesörmüş. Ceviz uzman, ceviz üzerine profesör. O demiş ki kepçeye hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Çanak oluşuyor, su birikiyor, kökleri çürütüyor gibi şeyler söylemiş. Cevizi diktiler. 3-4 yıl geçti. Hiç gelişmiyor cevizler. Daha sonra demiş ki hata yapmışız. Keşke kepçe çalıştırsaydık. Bunu bir profesör söylüyor. Yani bunu bahsetmiyordum. Kolay kolay ama yeri gelmişken bahsetmiş olduk. Yani bu işte kepçe en püf noktalarından biri. Kepçenin çukurunun dibine hayvan gübresi veya leonardit veya harmanlanmış bir şekilde imkana, para durumuna bağlı. Bu şekilde yapılıp dikerken zaten dikim videosu da var. Solucan evet, gübresi. Evet, yani şeye acele etmemek lazım. Yani bir yıl geç olsun ama temiz olsun. Yani eğer hani maddi olarak hazır değilsek bir sene daha beklemek daha faydalı. Çünkü bunu bir daha yapma şansın yok. Tabii. Ya bunun dibindeki gübreyi, leonardi bir daha koyup, yani bunun dibine ben girdiğimde beni yutuyordu. Evet. Şimdi ben bunu tekrardan kazıp ya da damarından verme şansım da yok. Yok, sıfır. Olmaz. Üzerine atsam o da pek fayda etmez, anladın mı? O dışından verilen haricen bir krem sürme gibi bir şey, vücudun içine giren bir şey değil. Evet. Başlayacaklarsa, düşünüyorlarsa öncesinde o kepçe mepçe maliyetini bir halledip bence öyle başlasınlar. Tabii. Ya şimdi insanlar şey zannediyor, ceviz üretenler parayı çuvalladı, kaçıyor, biz yetişelim onlara. Yok. Öyle bir durum yok. Gerçekten öyle bakılıyor olaya. Psikolojik altyapısında o var. Bir yıl geç, yani bir yıl zaman kaybetmeyin. Bir an önce ceviz üreteyim sevdası oluyor. Öyle değil aslında. Bir yıl geç yap ama yaptığın sağlık işi sağlam yap. Sağlıklı olsun. Çünkü yarın bir gün bak mesela biz burada Asaf abiyle devamlı temas halinde. Evet. Biz bu bahçelerin arasına, bahçenin etrafında, mesela bu bahçede 200 fidan var. 200 fidan arttırılabilirdi. Evet. Sıkıştırılabilirdi. 7 metreyi, 6 metreyi. 7-3,5 yapılabilirdi. Çevresinde yol bıraktık. Onu bırakmayabilirdik. Evet. Ama şimdi biz burayı yaparken hepsini düşündük. Tabii. Yarın gün buraya makine girecek. Makine manevra yapacak. Traktör tabii manevra yapacak. Bir de eğer araziniz böyle eğimliyse bizim biraz toprak da şeye müsait. Traktör dönerken kayıyor. Yani traktör evet çizgi halinde dönmüyor olduğu yerde. Biz onun için mesela bunları mümkün olduğu kadar hesaplayıp mesela yaptık. Şimdi sonradan bunu yapma şansın yok. Ya gözünün tabii önünde yetişmiş ağacı keseceksin. Ya o daha zor. Kıyamıyorsun. Problem. Baştan için dikmemek daha iyi. Tabii baştan planını yapıp, projeni yapıp, işte kazısı hangi sırayla girecekse o sıralamayı düzgün yapıp. Çünkü o sıralamaya herkes dikkat etmeli bence. Çünkü çok para kaybettiriyor. Tabii. Hani makine git gel git gel yaptırmayıp işte bir yerde gübreni hazırlayıp, leonardini hazırlayıp, malzemelerini hazırlayıp ondan sonra kepçelerini getirip kazdırıp evet işte kuyu başlarına şeyleri ne derler? Leonardini bırak, gübreni bırak, karışım yapılacak şeyi evet, azotunu bırak. Yani o videoları bence daha çok izlesinler. Biz çok anlatıyoruz. Organik maddeyi artırma, fidan dikimindeki kökteki hazırlayacağım buna bebeklere mama. Ama ondan ziyade verim videoları daha çok ilgi çekiyor. O verime gelmesi için aslında temel şey toprak. Yıllar toprak ve organik madde. Şey gibi oluyor yani işte en sonunda başarıyı millet görmek istiyor. Heh. O bir zaman alacak. Aynen. Onun bir anda olma şansı yok yani. Evet Mehmet Bey, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Maşallah diyelim. Allah bereketini artırsın. Bahçe güzel gidiyor inşallah. Gelecek yıllarda daha da güzel olacak. Elinize sağlık. Teşekkür ediyoruz. Şöyle bahçeyi tekrar gösterelim. Maşallah. Şimdi ilk yıl olduğu için biraz şu büyük fidanlarda da kalınlaşma fena değil. Ama biraz daha kalınlaşması lazım bu fidanların. Yani dikildiğinden bir tık kalınlaştı. Ama gelecek yıl bunların daha da kalınlaştığını göreceğiz. Şöyle göstereyim. Fidan maşallah bayağı büyük. Bu bölge genel olarak bakın bunlar hep 2 metre üzeri. Arkadaşlar demek ki bakılınca, toprak, iklim, şartlara uygun olunca bahçede güzel oluyor. Yani sizler de inşallah bu tür bahçeleriniz, fidanlarınız olur. Her bölgede olmaz, bunu tekrar ediyorum. Önemli olan kurutmamak. İlk yıl kurutmazsanız büyük başarı, bunu unutmayın. Bizim hedefimiz ilk yıl kurutmamak. Tekrardan vurgulamış olayım. Arkadaşlar, şu burası Gavur Dağları'nın olduğu bölge. Osmaniye, Hasanbeyli, Yanık Kışla. Buradan herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek üzere.